Ömer, senden ondalık kesirlerle ilgili bir kağıt doldurmanı istedik. Bu kağıdın ilk sorusunda bazı ondalık sayılar verilmiş ve bunların toplanması istenmiş. Bunları nasıl yaptığını bize anlatabilir misin? Mesela şu sorudan başlasak. Hocam, o soruda virgüle göre dikkat ettim. Virgülden sonra başladım. Eğer virgülün önünde hiçbir sayı olmadı. Ömer, bölüyorum ama kalemini gösterebilirsin. Önce nereden başladın? Hocam, önce buradan başladım. Bu ikisini topladım. Evet. Burada virgülü koydum. Burada zaten ikisi de sıfır olduğundan altına sıfır yazdım. Yani sıfırları da topladın ama Evet. 0 artı 0 0 yaptı Evet. diyorsun. Bu da sanırım benzer Evet şekilde. hocam, bu da. İstersen bir de bize bunu şöyle, bunu söyle. Hocam, ilk bu virgülün sağ tarafındakileri topladım. Sonra virgülün sol tarafında olanları topladım. Virgülü de Evet, virgül de aralarına aralarına koydum. koydum. Diğerini de söyleyelim. Burada aynı mantıkla yaptım hocam. 4 ile 7'yi 4 ile sanırım 7'yi topladın. topladım. Virgül koydum. 0. 0'ları topladın. Bu da ona çok Bu da benziyor. ona. Şimdi ikinci Evet. sorumuzda bunlardan bir tanesini almışlar. Bize biraz daha ayrıntılı incelememizi istemişler. Tamam mı? 0,4 ile 0,7'yi toplayıp sen bize cevabını zaten yukarıda bulmuştun. Buraya da yazmışsın. Soru bizden diyor ki bunları para gibi düşünsek, paraların toplamı gibi cebimizdeki paranın varlığı gibi düşünsek. Şunu nasıl ifade edebilirsin? 0,4 senin için ne kadar para ifade eder? Hocam 0,4 4 kuruş ifade ediyor benim için. Evet. 7 kuruş ifade ediyor. Toplarsan 11 kuruş. 11 kuruş yapıyor. Aşağıda da bunları ayrıntını sormuş. Sen de 4 kuruş, 7 kuruş yazmışsın. Peki. Ömer Kan, ben şimdi başka bir soru sormak istiyorum. mesela şunun üzerinde. Bunu nasıl okuyabilirsin? 1,3 var ya. Onu nasıl okuyabilirsin? 1,3 değil mi? 1 tam 10 bölü 3. 10 Ya bölü 3 bölü 10. Yok. 1 İstersen tam şundan da 3. başlayabiliriz. 0 tam 1 bölü 10 değil mi hocam? Sen bilirsin. Ben Ben öyle karışmıyorum. diyorum. Şu nasıl olur? Sıfır tam. 0 tam 2 bölü 10. Bunu okuyalım. Sıfır tam. 0 tam 4 bölü 10. Bu. 0 tam 17 bölü 10. 7 bölü 10. Toplamlarını nasıl okuyabiliriz? 0 tam 100 bölü 11. 100 bölü 11. Şimdi bu bahsettiğimiz ondalık kesirleri kesir olarak yazabilir misin Emelkan? Mesela 0 virgül kalemini alayım. 0,4 ondalık kesrini bize kesir haliyle yazabilir misin? Kağıdı çok oynatmayalım. Tamam. Bir de senden benzer şekilde şunu isteyelim. Bu bir ne hocam? Bir. Tamam. Çok benzer şekilde bir de bunun içine yazabilirsin. Buradaki cevabını aldım ben oraya. %11 diyorsun. Ömer Kan, bunların basamak değerleriyle ilgili ne söyleyebilirsin bize? Mesela şunun üzerinde, 0,4 üzerinde. Hocam, şimdi bunun Evet. Ya mesela sıfır tam demiştin. Buradaki evet, sıfır o zaman ne anlama gelir? hiçbir tam olmadığı Hiçbir anlamına tam gelir. olmadı. Peki dört ne anlama gelir? Hocam 4'te yani ne buradaki. Mesela sana ben şöyle bir pasta çizsem. Bir bütün. 10 bölü 10'un şeyi 4'e böldüğünü ifade eder Bir hocam. daha söyle. Onu 4'e böldüğünü ifade Peki eder. 4'e bölsem bu pastayı kalemle ne kadarını alırım? Ne kadarını yemiş olurum? 4 tanesini. 4'e bölüp 4 tanesini yemiş mi olurum? Hayır hocam, 4'e değil, 10'a bölüp 4 10'a bölüp tanesini yemiş. 4 tanesini yemiş oluruz. Şu şekilde 10 parçaya ayırsak, devamını getirmiyorum ama bu şekilde, değil mi?
Bunlardan 4 tanesini de yesek diyorsun. Bir de 0,4'ü ifade eder. Aynı pastanın üzerinde peki bize 0,7'yi açıklayabilir misin? Şurada hocam, birden sayayım. Bunu da aynı şekilde 10'a bölüyorum. 7'sini alırım. 7'sini alırsın. Peki bunların toplanması istendiğine göre ikisini pasta dilimleri gibi düşünsen yediğin toplam dilim sayısını nasıl ifade edebilirsin? Hocam ikisi toplam bir tam ediyor. Bir tam. Bir tam. Bir tam. Tamam. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Az kaldı. Bu şekilde yazıyorsak, güzel bir cevaplama yaptın. Bunun kesir halinde yazmış bulundun. Ondalık halini, ondalık sayı olarak nasıl yazabilirsin? Yani virgüllü sayı olarak nasıl yazabilirsin bunu? Anladım. Peki burada yaptığın cevapla ilgili... Hocam burada da aynısını yapacaktım da bu sefer yani öyle belki olmayabilir. İlk böyle bu ikisini öyle yaptım. Belki yanlış çıkar diye değiştirdim hocam. Anladım. Peki şimdi düşüncem bu şekilde gelişti anladığım kadarıyla. O zaman tekrar ben buraya yazsam. Sen de tekrar toplama yapsan nasıl yapabilirsin? Dışından anlatarak. Hocam bu 7 ile 4 toplarsam 11. 11'in birini buraya yazıyorum. Kalan 1'i de virgül koyarak tam olarak yazıyorum. Anladım. Çok benzer bir şey daha yapıyorum ve bitiriyorum Ömerkan. Diyelim ki 3,4 ile 0,7'yi toplamak istiyorum. Hocam yine buraya 1 ama 3'e buradan buraya 1 koyacağımız için 3, 4 olur. O 1 oradan oraya nasıl geçiyormuş? Neden öyle bir 1 geçiyormuş? Hocam peki? Çünkü burada ondan fazla sayı olduğundan o 1 şey... Evet. Adı nedir onun? Tam kısmına mı geçiriyorsun? Evet hocam. Tam kısmına geçiriyorsun. Tamam, teşekkür ederim Erkan.